Sultan II. Abdülhamit büyük bir imparatorluğun en zor döneminde mirasını omuzlayan bir hükümdardı. Bu dönemde imparatorluğu parçalamak için çabalayan yabancı devletlerin casusluk faaliyetlerine karşı yabancı devletler kendi emellerine yardım edecek vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişse devlet emniyet içinde olamazdı diyen Ulu Hakan Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. Bu teşkilat Ulu Hakan'ın devleti 33 yıl ayakta tutabilme sırlarından biriydi. İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilerdir. Devlet ve milletlerin varlıklarını korumak ve geleceklerini teminat altına almak maksadıyla hasım ya da hasım olması muhtemel şahıs veya grupların niyetlerini ve zaaflarını öğrenerek bunları engelleme faaliyetlerinin tamamını ifade eder. İstihbarat kelimesi Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu olup sözlüklerde genel olarak malumat, yeni öğrenilen bilgiler, duyumlar, bilgi toplama, haber alma, istihbarat faaliyetlerinin en önemli unsurlarından olan ve yine Arapça cez kökünden türeyen casus kelimesi de gözetleyen, araştıran, düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdıran, düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi şeklinde açıklanır. Döneminde yaşanan iç ve dış olaylardan dolayı evvela tedbir sonra emniyet diyen Sultan, Yıldız'da modern bir istihbarat teşkilatı kurdu. Sultan Abdülhamit hatıratında, yabancı devletler kendi emellerine yardım edeceklerini, vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişse, devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünceyle karar verdim. İşte düşmanlarımın jurnalcilik dedikleri teşkilat budur. İfadeleriyle bu teşkilata neden ihtiyaç duyduğunu belirtir. Sultan Abdülaziz'in bir paşalar darbesiyle tahttan indirilip katledilmesi, ardından Sultan 5. Murad'ın tahttan indirilmesi, daha sonra da Sultan 2. Abdülhamit'e karşı gerçekleştirilen iki başarısız darbe teşebbüsü padişahı tedbirler almaya sevk etti. Yıldız istihbaratı dünyada ses getiren diğer büyük devletlerin istihbarat teşkilatlarıyla baş edebilen bir yapıydı. Aynı zamanda Abdülhamit Han'ın çok zor bir dönemde imparatorluğu 33 sene ayakta tutabilmesinin sırları içinde başlıca sebeplerinden biri de bu istihbarat teşkilatıydı. O zamanın önemli başkentlerinden sayılan Paris, Roma, Londra gibi merkezlerde insan ve faaliyet takibi işlerini ustalıkla yapan istihbarat üyeleri başarılı işlere imza atmışlardı. Hafiyeler topladıkları bilgileri yazılı ve mühürlü olarak saraya takdim ederlerdi. Padişah bunu okuyup dikkate değer olanları araştırılmak üzere mabeyne havale ederdi. Fakat jurnallerin çoğunu okumazdı. Sultan Abdülhamid'e darbe yapıldığında hiç açılmamış nice jurnaller bulundu. Jurnallerin toplanmasının bir nedeni de ülkede fesat ve karışıklık çıkarmak isteyen düşmanların devletin her daim planlarından haberdar olacağını düşündürmekti. Abdülhamid'in 33 yıllık yönetimi 23 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilanı ile sona erdi. Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı ortadan kaldırmak için harekete geçenler nedeniyle Meclis-i Vukala'nın teşkilatın kaldırılmasına dair 29 Temmuz 1908 tarihli kararnamesi ile teşkilatın faaliyetlerine son verildi. 2. Abdülhamid'den kalan onlarca jurnal saraydan alınarak yakıldı. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'ne karşı ayrılıkçı hareketlerin yoğunluk kazanması ve isyanların gelişmesi istihbarat çabalarını da arttırdı. Balkan Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nde geniş çaplı istihbarat yapan gizli bir teşkilata rastlanılmaz. Balkan Savaşı'nın getirdiği kötü sonuçlardan sonra Osmanlı gibi üç kıtaya hükmetmiş, çeşitli ırk ve mezhepte milletleri idare etmiş bir devlet için gizli, modern bir istihbarat teşkilatına mutlak suretli ihtiyaç olduğu anlaşılır. Böyle bir teşkilata sahip olma zorunluluğunu düşünen Harbiye Nazırı Enver Paşa oldu. Enver Paşa tarafından Osmanlı'nın siyasi ve ayrılıkçı faaliyetlere karşı koymak amacıyla kurulan istihbarat teşkilatına Teşkilat-ı Mahsusa adı verildi. 17 Kasım 1913'te kurulan teşkilatın ilk başkanı Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Bey, ikinci başkanı Ali Bey ve son başkanı ise Hüsamettin Bey'di.
Teşkilattaki asıl faaliyetler 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Teşkilatlanmanın İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde Enver Bey liderliğindeki askeri ağırlıklı kanadın güçlendiği bir dönemde yapılanmasının bir sonucu olarak örgütlenme de Enver Bey'in denetimi altında gerçekleştirildi. 1. Dünya Savaşı'nda teşkilat-ı mahsusanın çeşitli faaliyetlerde bulunması amaçlandı. Bunlar, yıkıcı faaliyetlere karşı mücadele etmek, imparatorluk içindeki ayrılıkçı ve milliyetçi grupların düşmanla ilişkilerini engellemek, teşkilat üyelerini İngiltere ve Fransız sömürgelerine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun düşman işgaline uğrayabilecek bölgelerine yerleştirmek, Rus-Ermeni işbirliğini ve planlarını önlemek, Rusya'da Müslüman Türkleri ayaklandırmak, baskın, sabotaj, düşman haberleşme hatlarının tahribi gibi çeşitli askeri harekatlar yapmak. Teşkilat-ı Muhassısa Başkanlığı'na getirilen Süleyman Askeri Bey hem Bingazi'de hem Trakya'daki direnişte ve geçici yönetimler kurulmasında önemli görevler almış bir Osmanlı zabitiydi. Prizren doğumlu olan Askeri Bey 1914'te Teşkilat-ı Muhassısa'nın yönetiminde en önemli isimlerden biri oldu. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı çıkmadan bir süre önce Süleyman Askeri'yi Balkanlara yolladı ve herhangi bir savaş çıkması halinde Sırplara karşı kullanılmak üzere gizli bir kuvvet oluşturma görevi verdi. Süleyman Askeri'nin kısa ve kariyerinin en önemli evresini 1914-1915 yıllarında Irak'ta yaptığı faaliyetler oluşturdu. Eşref Sencer Kuşçubaşı Süleyman Askeri'yi tecrübeli bir teşkilatçı olarak değerlendirir. Teşkilat-ı Mahsusa örgütlenmesinin 1911 sonrasında planlanarak icra edilen eylemleri devlet mekanizması içinde tek merkezden ve daha geniş ölçekte gerçekleştirildi. Trablus ve Balkan savaşlarının yol açtığı sorunlar, 1. Dünya Savaşı'nın çıkışıyla birlikte çatışmaya Osmanlı Devleti'nin dahil olması, bu tür bir istihbaratın ve gayri nizami harp teşkilatının eylem alanı ve hacminin fazlasıyla genişlemesine sebep oldu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Mısır, Tunus, Orta Asya'nın değişik bölgeleri, Hindistan, Afganistan, Balkan devletleri arasında paylaşılan eski Rumeli vilayetleri, Kafkasya, Kırım gibi bölgelerle ilgilenen masaları ve değişik dillerde istihbarat toplayan birimleri bulunurdu. 1. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası eleman temini gibi nedenler teşkilatın lağvedilmesine yol açtı. Teşkilat liderlerinden Hüsamettin Bey hatıratında Enver Paşa'nın kendisine lağvedilme kararına rağmen teşkilatın faaliyetlerini sürdürmesi konusunda yeni sadrazam Ahmet İzzet Paşa ile fikir birliğine varıldığını söyleyerek bu yönde talimat verdiğini nakleder.